Evden seslere hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz, bazen de ikimiz size sesleneceğiz. Evden Sesler başlıyor. Evden Sesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme daha önceki Tarımın Geleceği adlı bölümümüzü dinlememiş olanlar için ufak bir uyarı yaparak başlayayım. Tarımın Geleceği adlı bölümde 3 çeşit yöntemden bahsetmiş ama bunların detayına girmemiştik. Bu bölümde de dikey tarımın bu farklı metotlarını daha yakından tanıyacağız. O zaman lafı daha da uzatmadan sözü Onur'a devrediyorum. Merhaba Onur. Merhaba İrem. Neydi bu 3 çeşit metot? Sırasıyla gidelim. Önce aeroponik sistemden bahsedeyim. Bu sistemlerin genel işleyiş mantığı çok az alan kullanarak yüksek miktarda ürün elde etmek. Toprak kullanılarak yapılan geleneksel tarımda kökler yeteri kadar oksijene maruz kalmadığından büyümeleri yavaştır. Ancak aeroponik sistemlerde askıdaki bitki kökleri daha fazla oksijene maruz kaldığından daha sağlıklı ve hızlı büyüyen ürünler elde edilir. Ayrıca aeroponik sistem kullanılarak her türlü bitki üretimi gerçekleştirilebilir. Siz de evinizde odanızın bir köşesine biraz köpük, bir pompa, birkaç boru ve bir zamanlayıcı kullanarak bu sistemi kurabilirsiniz. İkincisi, hidroponik sistemler. Bu sistemlerde bitki kökleri sürekli bir besin bazlı su akışına maruz bırakılır. Marul, çilek, ıspanak, kiraz, domates gibi meyve ve sebzeler son derece basit bir hidroponik sistemde bile oldukça iyi gelişebilir. Üçüncüsü ve son metot olarak aquaponik, hidroponik ve su ürünleri yetiştiriciliği yani balık yetiştirilmesini kombine eder. Evet, bu yöntemlerle kullanılmayan suyun fazlası döngüsel sistemle tekrar kullanıma sunuluyor. Ve geleneksel tarıma kıyasla sadece %10 su kullanılmış oluyor. Ayrıca kullanılan ekipmanlarla artık en profesyonel seviyelerde yapıldığı zaman ürünün hangi kalitede ve ne zaman hasat edilmesi gerektiğini bile biliyorsun. Bu yöntemler daha yaygın olarak kullanılmaya başlandığında dünyanın her yerine gıda taşımayı bırakacak olmamız en büyük avantajlardan biri. Yerel gıda tüketmiş olacağız, çok daha küçük bir alanda yetiştirilmesine rağmen. Sırf bu gıda taşımacılığında gıdaların yaklaşık %14'ü yetersiz soğutma nedeniyle nakliye sırasında kaybediliyor. Mesela bu 3 yöntemden aquaponik küresel olarak $600 milyon hacminde. 5 trilyon dolarlık tarım endüstrisiyle kıyaslayınca oldukça küçük gibi duruyor. Ama bu konuda başı çeken ülkelerden olan Hollanda'da milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılarak bu teknolojinin geliştirilmesine devam ediliyor. Daha önce dolar bazında dünyanın ikinci büyük gıda ihracatçısı olduğunu söylemiştik. Yüz ölçümü olarak da Konya'dan biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler raporuna göre toprak kirliliği çok ciddi boyutlarda ve özellikle çocuklarla hamilelerin sağlığını tehlikeye atıyor. Başta pestisitler olmak üzere tarımda kullanılan diğer kimyasallar da doğada uzun süre kalıyor. Konuyla ilgili haberi daha detaylı okumak isterseniz notlar kısmında bulabilirsiniz. Artık hem güvenilir gıdaya ulaşmak zor hem de su kıtlığından dolayı üretim istenildiği ölçüde gerçekleştirilemiyor. Gübrenin 20 ila 30 yıl içerisinde biteceği biliniyor. Tarımın devam etmesi için de gübre gerekiyor. Artan dünya nüfusunu doyurmak için geliştirilen bu metotlardan aquaponiye biraz daha detaylı değinelim. Nasıl işler bu sistemler İrem? Balık yetiştirme ve dikey tarımın kombine edilmiş bu halinde balık dışkıları doğal gübre yerine geçerek bitkilerin büyümesini sağlar. Her sebze ve meyve türü için geçerli değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Mesela elma, portakal, çay, kahve ve kakao bu sistemde yetişmez. Ama 10 litre suyla kapalı sistemde 2,5 gram balık üretilebiliyor. Aquaponik sistemde aynı miktarda suyla 100 gram balık, 500 gram domates üretilebiliyor. Ayrıca ıspanak, patlıcan, çilek, yeşillik,
Hatta buğday ve mısır bile olabilir. Siz de 10 metrekarelik bir alanda yaklaşık 100 dolara kuracağınız bir sistemle sebze ihtiyacınızın %70'ini karşılayabilirsiniz. Daha küçük alanlarda daha düşük ücretlerle de aynı sistemleri oluşturmak mümkün. YouTube'da ya da Udemy kurslarında detaylı anlatımlar bulabilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğimiz bir şey daha var. Eat This, Türkçesi bunu ye adlı bir ağ var. Kendilerini şu şekilde tanımlıyorlar. Kar amacı gütmeyen, değişimi teşvik etmek ve gıda üretimi için sürdürülebilir çözümler bulmak ve bahçecilik şirketlerini toplumla birleştirmeyi amaçlayan bir ağ. Ve tabii ki kurulumunda başı çeken Hollandalılar. Şaşırdık mı? Sizi bilmiyorum ama biz şaşırmadık. Küçücük bir ülke ama tarım alanında attıkları adımlar gerçekten muazzam. Kendi sayfalarında ve YouTube'da da bulabileceğiniz kısa videoyla manifestolarını açıklıyorlar. Biz çok etkileyici bulduk. Bu yüzden sizle de paylaşmak istedik. Bunun da linkini notlar kısmına bırakıyoruz. Bu konuyla ilgili bir sonraki bölümde kendi denemiş olduğumuz ve dönem dönem de yapmaya devam ettiğimiz bir örnek çalışmayı ve detaylarını anlatacağız. Bu arada bizi farklı kaynaklardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.